كرة على الجناح إلى عبد الفتاح، يلعب كرة إلى أبو بكر، أبو بكر يحاول، أبو بكر يسدد، الله. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle özel bir çekle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de stoper pozisyonu yapılan Samet Akaydın transferi sonrasında gözler forvet transferine, özellikle Abubakar transferine çevrilmiş durumda. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun El Nassr'a transfer olmasıyla Abubakar'ın ayrılma ihtimalinin güçlenmesi bu transferi Fenerbahçe açısından daha mümkün kılıyor. Biz de bugün sizlerle Abubakar'ı Fenerbahçe'nin elindeki 3 forvet oyuncusu, yani Valencia, Joshua King ve Michy Batshuayi ile 2022-2023 lig performanslarını karşılaştırarak Abubakar transferinin Fenerbahçe için bir ihtiyaç olup olmadığını konuşacağız. Bu analiz yapmak için kanal partnerlerimizden Compare Senaratör'ün verilerini kullandığımızı özellikle söylemek isteriz. Futbol takımları ve futbolculara yönelik geniş database ile inanılmaz büyük bir İçerik sağlayan Compare Senaratör'ü bu işleye gelen tüm amatör ve profesyonel futbol takipçilerime öneriyorum. Compare Senaratör'ün web linkini videonun açıklama kısmına ekliyorum. Hazırsanız Abubakar ne kadar gerekli videomuzun pimini çekiyoruz. 2022-2023 sezonunda Türkiye Ligi ve Suudi Arabistan liglerini karşılaştırdığımızda Batshuayi'nin 9, Valencia'nın 13, King'in 6 ve Abubakar'ın 10 karşılaşmasını mercek altına aldığımızı söyleyelim. Yaptığımız bu analizlerin maç başına istatistiklerini ifade etmediğini, oyuncuların verilerini 90 dakikalık süreler içerisinde değerlendirdiğimizi özellikle söylemek isterim. Böylelikle daha doğru bir karşılaştırma şansına sahip olduk. Bu 4 oyuncunun 2022-2023 kendi liglerinde gol atma sıklıklarına baktığımızda 90 dakika süre ortalamasında 1.2 ortalama gol ile en yüksek gol yüzdesini yakalayan oyuncunun Ener Valencia olduğunu görüyoruz. Ekvatorlu golcü toplamda her 90 dakikada 1.2 gol üretimi yapıyor. Valencia'yı 1.1 gol katkısıyla Batshuayi izlerken bu iki oyuncuyu 0.67 gol ortalamasıyla Joshua King takip ediyor. Abubakar görev aldığı her 90 dakikalık süre içerisinde 0.3 gol katkısıyla listenin sonuncusu konumunda. Evet dostlar, bu 4 oyuncuyu 90 dakikalık süreler içerisindeki asist katkıları üzerinden değerlendirdiğimizde bu parametreleri zirvede yine Ener Valencia'nın olduğunu görüyoruz. Yıldız oyuncu 90 dakikalık süreler içerisinde 0.38 asist ortalamasıyla bu 4 oyuncunun lideri konumunda. Valencia'yı 0.22 asist ile King, onu 0.19 asist ile Batshuayi takip ediyor. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu parametrede de 0.1 asist katkısıyla Abubakar sonuncu sırada yer alıyor. Bir forvet oyuncusu için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir diğer parametre ise isabetli şut sayısı. İsabetli şut sayısında ise 90 dakikalık toplamlarda Michy Batshuayi'nin 2.2 isabetli şutla bu 4 oyuncu içinde lider konumda olduğunu görüyoruz. Batshuayi 1.61 isabetli şutla Ener Valencia takip ediyor. Bu iki oyuncunun arkasında ise 1.1 isabetli şutla Joshua King yer alıyor. Vincent Abubakar'ın ise bu istatistikte 0.99 isabetli şut sayısıyla son sırada yer aldığını görüyoruz. Dostlar, bu 4 oyuncuyu inceleyeceğimiz bir diğer ofansif istatistik ise başarılı dribling oranı. 90 dakikalık süreler içerisinde bu 4 oyuncunun başarılı dribling aksiyonlarını sıraladığımızda bu parametrede zirvede yine aynı isim var. Ener Valencia. Ekvatorlu golcü 90 dakika süreler içerisinde 3.21 başarılı dribling ile zirvede. Valencia'yı 2.67 başarılı dribling ile Joshua King takip ediyor. Ve bu ikiliyi de 2.22 başarılı dribling ile Batshuayi izliyor. Abubakar bu parametrede de 1.28 başarılı dribling ile bu 4 oyunculuk listemizin sonunda yer alıyor. Fenerbahçe'nin transfer hedefleri içerisinde olduğu söylenen Vincent Abubakar'ı Joshua King, Ener Valencia ve Michy Batshuayi ile karşılaştırdığımız içeriğimizde bakacağımız son ofansif parametre ise başarılı atak aksiyonları. Burada zirve 5.29 ile Ener Valencia'da. İkinci sırada 4.44 başarılı atak aksiyonu ile Belçikalı golcü Michy Batshuayi yer alıyor. Norveçli golcü Joshua King bu parametrede 3.79 ile 3. sırada yer alırken Vincent Abubakar yine her zaman olduğu gibi bu aksiyonda da
2.47 başarılı atak aksiyonuyla sonuncu sırada kendine yer bulmuş durumda. Evet arkadaşlar, adil bir değerlendirme için tabii ki bu 4 oyuncuyu sadece ofansif parametrelerle değerlendirmeyeceğiz. Bu 4 forveti savunma aksiyonlarına göre de kendi içerisinde karşılaştıracağız. Burada bakacağımız ilk parametre ise rakipten top kazanma sayısı. 90 dakikalık sürelerde rakipten top kazanma sayılarında bu 4 oyuncunun en iyisi 1.34 top kazanma sayısıyla Joshua King. Onu 0.66 rakipten top kazanma sayısıyla Ener Valencia takip ediyor. 0.46 rakipten top kazanma sayısıyla Vincent Aboubakar bu listede 3. sırada yer alıyor. Ve bu aksiyonda son sırada 0.37 rakipten top kazanma sayısıyla Mitchy Batshuayi'nin yer aldığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, rakip sahada top kazanma sayısında lider yine 0.89 top kazanma sayısıyla Joshua King. Onu 0.49 rakip saat top kazanma sayısıyla Aboubakar takip ediyor. 0.37 rakip saat top kazanma sayısıyla Batshuayi 3. ve 0.28 top kazanma sayısıyla rakip sahada top kazanma sayısıyla Ener Valencia da bu parametrede listemizin sonuncu sırasında yer alıyor. Evet arkadaşlar, Mitchy Batshuayi, Ener Valencia, Joshua King ve Fenerbahçe'nin transfer ettiği içerisinde olduğu söylenen Vincent Aboubakar'ı karşılaştırdığımız bu içeriğimizde bakacağımız son defansif aksiyon ise oyuncuların yaptıkları top kaybı sayıları. Bu 4 golcüyü 90 dakikalık süreler içerisinde yaptıkları top kayıplarına göre sıraladığımızda bu parametrede bu ekibin zirvesinde Aboubakar yer alıyor. Kamerunlu golcü 7.1 top kaybıyla en az top kaybı yapan oyuncu. Onu 7.35 top kaybıyla Joshua King, onları 9.81 top kaybıyla Batshuayi ve listenin sonuncusunda ise 11.91 top kaybıyla oynayan Ener Valencia'yı görüyoruz. King, Valencia, Batshuayi ve Aboubakar dörtlüsünün başarılı defansif aksiyonlarına baktığımızda ise Valencia 90 dakikalık süreler içerisinde bu süreler eşitlendiğinde 3.69 başarılı defansif aksiyon ile bu listenin zirvesinde. Onu 2.67 başarılı defansif aksiyon ile King, 2.22 ile Batshuayi ve 1.08 ile Aboubakar takip ediyor. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Arabistan Ligi'nin Türkiye Ligi'nden daha düşük tempolu ve daha düşük temaslı bir lig olduğunu düşündüğümüzde Aboubakar'ın bireysel istatistiklerinin Fenerbahçe'nin mevcut forvet rotasyonunun daha gerisinde olması önemli bir sorun olarak gözüküyor. Aboubakar yetenekte inandığım bir oyuncu olmakla beraber devre arasında gelirse Fenerbahçe'nin fizik kapasitesinin ve temposunun gerisinde kalabilir ve Fenerbahçe'ye kısa vadede katkı sağlayamaz gibi duruyor. Özellikle Ener Valencia'nın gönderilip Aboubakar'ın alındığı bir senaryoda Fenerbahçe'nin hücum hattının güç kaybedeceği de net şekilde gözüküyor. Tüm bunları değerlendirdiğimizde ben kişisel olarak Aboubakar transferinin bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ancak elden çıkarılacak bir hücum oyuncusu olursa, o zaman ekonomik şartlarda sağlanırsa değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki tercih Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jesus'un olacak. Bakalım Aboubakar transferinde nasıl bir yol izlenecek, nasıl bir süreç bizi bekliyor olacak, göreceğiz. Compere Senatör'e değerli katkıları için teşekkür ederiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.